Ben Ayşe Erbaş. Mayıs ayından göçüyük yaylaya. Yaylada da davarla uğraşıp duruyuk. Haziran ayından davar sağıyık. Peynirle çökel yapıyık, satıyık. İşte peynir satıyık. Aman işte nidek geçimimiz öyle. Ben Sırma Erbaş. Biz Mayıs ayında yaylalara göçüyoruz. Hayvanlar için, küçükbaş hayvanlarımız olduğu için onlar için yaylaya göçüyoruz. Buraya gelip işte kuzular falan ayırtıyoruz. İşte davar sağıyoruz. Sağdığımız hayvanları sütünü alıp çeşit ürünler üretiyoruz. Peyniridir, yoğurttur, çökeliktir, tereyağında. Satış, yani peyniri satıyoruz, çökelik falan. İsteyince müşteriler falan satıyoruz. Öyle yani aslında öyle çok kolay değil işimiz. Çok zor şartlarda geçiriyoruz. Ama bir şekilde geçip duruyoruz. Ben üniversite mezunuyum. Bankacılık ve sigortacılık. Ama aileme yardım etmek için buradayım. Yani aileme yardım ediyorum. Güzel havası var, soğuk suyu var. Ben Fatma Erbaş. Yıllardır burada malcılık yapıyoruz ailemle birlikte. Mayıs ayında genelde geliyoruz yaylaya. Ekim'e kadar falan duruyoruz. Her şeyin bir zorluğu vardır. Bu işin de zorluğu var. Çok zor aslında. Ama güzel yanları da var. Severek yaptığın zaman burada kardeşlerimle, ailemle birlikte bu işi yapıyoruz. Ben Saniye Erbaş. Çakmak Yaylası'ndan yaşıyoruz. Burası 1800 rakım. Burada hayvancılık yapıyoruz. Buranın hava şartlarıyla, işte bu zorluklarıyla uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. İşte sabahları 4.30-5 gibi hayvanları bırakıp öğlenin saat 11-12 gibi getirip sağım işlemlerini yapıyoruz. Akşam saat 7.30-8 gibi oldu mu yine sağma işlemleri devam ediyor. Her gün işte böyle gidiyor ta Eylül'ün 15'ine kadar. 15'inden sonra işte koçları saldığımız zaman sütten kesiliyor. O zaman sabah çıkıyoruz, akşam geliyoruz. Çakmak köyündeyim. Çakmak yaylasındayız. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Mayıs'tan gelip buradan Ekim'den tekrar Arguan'a iniyoruz. İşte şartlarımız böyle geçiyor. Hayvancılık işimiz böyle. Dur.